dinleyiciler, Dilden Gönüle programına hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekilimiz Profesör Doktor Mustafa Erdem hocamız ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Hoş bulduk. Hocam malumunuz 3 aylar başladı. Mübarek günlere girdik. 3 ayları yani Recep, Şaban, Ramazan aylarını hem İslamiyet önceki durumu, İslamiyet'ten sonraki faziletleri ve ne şekilde yaşamamız gerektiğini bugün konuşmak istiyoruz tamam. Sizinle. Olur efendim. Öncelikle bu manevi ayların, bu manevi aylar içerisinde ihya edeceğimiz mukaddes gecelerin bütün insanımıza, Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Tabii ki bu vesileyle öncelikle de Regaib Kandili'nin ülkemize, insanımıza ve bütün Türk İslam alemine hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ama buraya girmeden önce izin verirseniz, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Ülkücü Gençler olarak 27 Mayıs'ı Gün Sazaf ve Ülkücü Şehitleri Anma Günü olarak kutluyoruz. Kızılcahamam'da yaptırmış olduğumuz anıt vesilesiyle de orada bir ziyaret düzenleniyor. Evet. Bunu sevgili seyircilerimize kısaca arz etmek istiyorum. Tabii ki hocam, buyurun. Sorumuza geçmeden önce. Efendim, şimdi malumunuz, İnsanların şehit olması için bir takım sıfatlar, bir takım şartlar gereklidir. Yüce dinimizin bize bildirdiklerine göre Allah için, din için, vatan için, millet için, devlet için ölenler şehit kapsamında nitelendiriliyorlar. Ve Yüce Rabbim bunlarla alakalı olarak onlara sakın ölüler demeyiniz, onlar diridirler. Bir ayet-i kerimede farklı bir şekilde Rabları katında rızıklandırılmaktadırlar buyuruluyor. Fakat siz onun farkında değilsiniz buyuruluyor. Başta söylediğim ayet-i kerimede. Şimdi öncelikle biz bu ülke için tarihin derinliklerinden bugüne kadar şehadet makamına ermiş olanların hepsini rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ama özellikle ülkücü şehitler ve 27 Mayıs'ta kutlamaya çalıştığımız, anmaya çalıştığımız gün daha doğrusu, bizim merhum Gün Sazak Bakanımız ve onunla birlikte hayatını feda etmiş olan bütün ülkücü kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. Ve bu bağlamda da merhum başbuğumuzu da yine aynı şekilde rahmetle, minnetle anıyoruz. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum ki, bugün ülkemizde eğer huzur içerisinde sağlıklı bir şekilde yaşayabiliyor isek, bir takım nimetlerden yararlanabiliyor isek, unutmayalım ki bunlar ödenen bir bedelin karşılığı olarak bize ihsan edilen nimetlerdir. Adı üzerinde nimet kavramını kullanabiliyorsak bunun bir lütuf, bir ihsan olduğunu da unutmamamız lazım gelir. Şüphesiz vatanımız Çanakkale'de şehit olanların, Kurtuluş Savaşı'nda şehit olanların bize bir emanetidir. Bu bağlamda onları da her zaman hayırla yad ediyor, her zaman onlara şükran borcunda olduğumuzu itiraf ediyoruz. Ama unutmayalım ki Anadolu çok özel bir coğrafyadır. Jeopolitik ve stratejik konumu itibariyle Türk'ün dışında herkesin gıpta ettiği ve bundan dolayı da Türkiye düşman olduğu bir coğrafya olma özelliğine sahiptir. Bunu biraz açar mısınız hocam? Şimdi açmaya çalışacağım. Efendim, Anadolu coğrafyasında malumunuz, ecdadımız buraya yerleşmeden önce, burayı vatan haline getirmeden önce farklı milletler, farklı topluluklar yaşıyordu. Farklı kutsallar, farklı inanç değerleri vardı. Dolayısıyla burada yaşayan insanların kaybettikleri bu değerleri yeniden kazanma veya bir kutsal mekan olarak burayı yeniden değerlendirme konusundaki duygusallıkları her zaman bizim bu coğrafyada diken üstünde oturmamız anlamına geldiğini bize ilham ettirmektedir. Evet. Dolayısıyla dün ecdadımızın şahsında yapılan Haçlı Savaşları, Anadolu'yu Türk'ten geri almak konusundaki operasyonlar ve bir şekilde Türkleri geldikleri yere gönderme konusundaki kararlı tavır hala devam etmektedir ve bugün de ülkemiz farklı yönlerden baskı altına alınmakta, farklı şekillerde tacize uğramakta ve yeniden insanlarımız huzursuz ve rahatsız edilmektedir. Özellikle bu son hükümet döneminde Anadolu'nun bölünmesi ve parçalanması,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yıkılmasıyla ilgili olarak dışarıdan yapılan operasyonların siyasi iktidar tarafından ciddiye alınması ve bir şekilde onlara çanak tutulması dolayısıyla bu arzu, Batılıların bu arzusu veya gayrimüslimlerin bu arzusu kısmen makes bulmakta ve bu noktada ciddi mesafeler kat edildiği görülmektedir. Veya hızlandırılmış oluyor bu. Evet, ancak unutmayalım ki bizler bu ana gelmeden önce de Batılıların, bugün dost görünenlerin Anadolu'yu parçalamak, Anadolu'yu sevre dönüştürmek, Mondros mutarekesiyle kazandıklarını yeniden kazanmak veya Türkiye Anadolu'dan geri gönderebilmek için bir sürü farklı operasyonlara giriştiklerini görüyoruz ve biliyoruz. Nitekim 12 Eylül öncesinde de bir şekilde ülkemiz bugünün farklılığında bugünden değişik senaryolarla yine birileri tarafından bölünmeye, bir çatışma ortamına dönüştürülmeye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin yıkılması için farklı bir takım girişimlerde bulunulmaya çalışılmış idi. Ancak merhum başbuğumuzun önderliğinde yapılanan ülkücü hareket bu oyunu bozabilmek için deyim yerindeyse kendisini ortaya koydu. Canını. Ve bu kendisini ortaya koyma operasyonunda da maalesef pek çok kardeşimiz gençliğinin baharında hayatını feda etmek durumunda kaldılar. Hatta bir kısmı devleti yönetenler tarafından iyi anlaşılamadıkları veya devleti yönetenlerin art niyetli olduklarından dolayı idam sehpalarında o kutsal emanete sahip çıkma uğruna onlar feda edildi ve şehadet makamına erdirildi. Dolayısıyla biz onların değerlerine sahip çıkan, onların ülkülerini bugün de yaşatmak isteyen ve onlara her zaman kendisini minnet ve şükran duygusu içerisinde hisseden bir gençlik, bir kitle, bir ideal grubu insanlar olarak onların kadir şinaslığı huzurunda saygıyla eğilmeyi, onları rahmetle, minnetle anmayı ve onların bıraktığı emanete sahip çıkmayı onların aziz hatırası önünde bir görev telakki ediyor ve bu uğurda da 27 Mayıs'ı onları anma günü olarak değerlendiriyoruz. İnşallah Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in de katılımlarıyla Kızılcahamam'da yeniden yapılan, daha doğrusu yeni yapılan şehitlikte bu program düzenlenecek ve bütün şehitlerimiz için bir Mevlid-i Şerif okutulacak, dualar yapılacak, onların yapmış oldukları hizmetler takdirle anılacaktır. Ama burada asıl olan husus, onların emanetlerine sahip çıkılma olgusudur. Onların boştan yere toprağa düşmediklerini, onların hayallerini, ülkülerini, ideallerini boş yere harcamadıklarını göstermek, ispat etmek, bugün onun yolunda gidenlerin, bugün onlar gibi düşünenlerin üzerinde bir vebal, bir görevdir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ve Ülke Ocakları Derneğimiz bunları yeniden canlı tutmak ve o ruhu yeni nesillere ve onlardan sonra gelecek kitlelere aktarmak gibi bir görevi ifa ederken şehitleri anmayı 27 Mayıs'ı bu program vesilesiyle değerlendirmeyi uygun gördüler. Umarım ülkemiz için şehitler olmaz, ülkemizde kardeş kanı dökülmez, ülkemiz birlik ve beraberliğini devam ettirmek suretiyle binlerce yıl daha bütünlük ve birlik içerisinde devam eder. Ama bu şu demek değildir, birileri gitti, artık bundan sonra bize rahat vardır, biz bu noktada taşın altına elimizi sokmayacağız, herkes kendi rahatına, kendi keyfine baksın, hayır. Anadolu bir şekilde netameli bir coğrafyadır. Önemli bir coğrafya. Anadolu'nun, bırakın bizden önceki değerlere sahip çıkanları, Anadolu şu anki haliyle bile kıtalar arası konumu, denizler arası konumu, jeopolitik ve stratejik konumu itibariyle, özellikle günümüzde anlam kazan enerji koridorları ve enerji nakli konumu dolayısıyla hala eski değerini korumakta ve bu şu anlama gelmektedir. Hala Anadolu'da Türkler fazlalık görülmekte, hala Anadolu'nun Türklerden arındırılması için operasyonlar farklı şekillerde yapılmaktadır. Nitekim bu vatan, bu millet, bu din, bu devlet ve Rabbimiz Allah için hayata veda eden yavrularımız, gençlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz
bugün PKK belasından dolayı şehadet makamına eriyorlarsa, bu ülke üzerinde hala operasyonların devam ettiği, hala kanlı ellerin bura üzerinde dolaştığı, hala dış güçlerin burayla ilgili ideallerden vazgeçmediğini göstermektedir. Dolayısıyla bizler bu coğrafyada yatan, bu coğrafyada yaşayan, ecdadının emanetine sahip çıkan bir kitle olarak bu ruhu her zaman yaşatacağımızı, bu değerleri her zaman koruyacağımızı, bu vatana her hal ve şartta sahip çıkacağımızı sizin aracılığınızda ifade etmek istiyor. Bu vesileyle de rahmete rahmana kavuşmuş bütün şehitlerimize Yüce Rabbim'in rahmetiyle, merhametiyle muamele etmesini, kalan sağların, yakınlarının, akrabalarının ve ülkücü camianın Cenab-ı Hakk'ın sabrına nail olmasını niyaz ediyoruz. Hocam ben de bir sözle katılmak istiyorum. Merhum Akif demiş ya, bu millete inşallah bir daha İstiklal Marşı yazdırmak nasip olmaz diye. Evet. Ben de ülkücü şehitlerimize ve Günsöz Akbey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Baştaki sorumu tekrar ederek şimdi gelelim asıl konuya. Efendim, 3 aylar bizim kültürümüzde bilinen bir kavramdır. Başka ülkelerde, başka Müslüman topluluklarda bu birebir bu şekilde anlaşılır, değerlendirilir mi? Bu konuda doğrusu çok fazla bir şey söylemek zordur. Ama biz Türk milleti olarak İslam'a öyle inanmış, öyle sahip çıkmış bir toplumuz ki bunu hayatımızın her anına yansıtmışız ve onu yaşatabilmek için bir takım kurallar, bir takım disiplinler inşa etmişiz. 3 aylar kavramı bize ait bir kavramdır. Ama 3 aylar sevgili peygamberimiz zamanında da bir şekilde bu adı almasa bile farklı şekillerde anılan ve bir şekilde ihya edilmeye çalışılan, bunun manevi nimetlerinden yararlanılan bir zaman parçası idi. 3 ayları bizim için anlamlı hale getiren hadise Ramazan ayıdır. Evet. Peygamberimiz aleyhisselam da Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan buyurmak suretiyle asıl hedefin Ramazan olduğunu bizlere duyurmuştur. Ama bu duyurunun öncesinde de Ya Rab bize Recep ve Şaban ayını da mübarek kıl ifadesiyle bu ayların da bizim için çok önemli olduğunu, bu aylarda da bir Müslüman olarak yapmamız gerekenler ve yararlanmanız gerekenler bulunduğunu ifade etmiştir. Yani Ramazan'a ön hazırlık gibi bir şey. Bir anlamda şüphesiz biz şöyle düşünelim. Gündelik hayatımızda bile bir önemli günün yaşatılması için bir ön hazırlığa ihtiyaç duyarız. Bir arefesi oluyor. Bir arefesi olur. Düğünlerin arefesi olur. Bayramların arefesi olur. Özel günlerin arefesi olur. Ve bu bir hazırlık aşamasıdır. Hem fiziki şartlarda hazırlık, ruhi, hem ruhi alanda bir hazırlık söz konusudur. Ramazan'ı bu kutsal gün olarak kabul ettiğimizde, bu önemli zaman dilimi olarak nitelediğimizde, o zaman diğer 2 ayın, Recep ve Şaban'ın bir anlamda bu aya hazırlık aşaması ifade ettiğini düşünmek durumundayız. Şüphesiz Ramazan önemli bir aydır Müslüman'ın hayatında. Manevi kazanımlarının en üst düzeye çıktığı bir ay olduğu düşünüldüğünde evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden azat günleri olarak nitelendiğini bildiğimizde o zaman bu günlerden daha fazla yararlanabilecek bir ruh halini kazanmamız, bir manevi olgunluğa ermemiz lazım geldiğini de düşünmek gayet kolay olacaktır. Dolayısıyla biz bu aşamada Recep ve Şaban aylarını çok önemli bir hazırlık döneminin içerisinde bulunduğu süre olarak değerlendirmek durumundayız. Malumunuz Recep ayı girdi, 3 aylar başladı. Evet. Bizim kültürümüzde ve inanç değerlerimizde Recep ayının ilk perşembeyi cumaya bağlayan gecesi Regaib Kandili olarak kutlanmaktadır. Ve şu anda da ülkemizde böyle bir heyecan, böyle bir mutluluk yaşanmaktadır ki bunu insanların yüzünden hissedebiliyorsunuz. Deyim yerindeyse gönüldeki güzellik insanların yüzlerine, siretlerine yansıyor ve bir anlamda inanan kitlelerde bu mutluluğu görebiliyor ve bundan dolayı da o huzuru siz de bir şekilde yaşamaya çalışabiliyorsunuz. Evet. Şimdi Regaib Kandili 3 ayların ilk kandili olması bakımından çok önemlidir ki
bu ay içerisinde bizim başka kandillerimiz de vardır. Örneğin yine Recep ayının son haftasında 27. gecesinde kutlanacak olan Miraç bir gecesi. Miraç kandilimiz vardır. Yine Şaban ayının 15'ine tesadüf eden bir başka kandilimiz Berat kandilimiz vardır. Bir de Ramazan ayının son 10 günü içerisinde aranması ifade buyurulan ama kültürümüzde hep 27. gecesi olarak evet, ihya edilen bir kandilimiz daha vardır ki buna da Kadir Gecesi diyoruz. Şimdi bu kandiller süreci deyim yerindeyse zamanın kutsallaşmasına, zamanın önemsenmesine de vesile olan geceler anlamına gelmektedir. Regaib kandili, Miraç kandili ve Berat kandili bunlar her bir olayın anısı itibariyle de bizim üzerimizde biraz fazla durulması gerektiğini hissettirmektedir. Şu anda regaib bir şekilde 3 aylara giriş olması bakımından özel bir önem atfetmekte. Kandillere de hazırlık gibi 3 aylara. Aynen onu çok güzel söylediniz. Kandillere de hazırlık süreci olması bakımından bir önem ifade etmektedir. Bu geceler insanların şöyle söyleyelim, daha uygun olur diye düşünüyorum. Bir rutin hayatımız var bizim. Bu hayatın içerisinde bazı şeyler doğal hale gelmiş ve biz de bu doğallık içerisinde kendimizi irdeleyen, bizim ülkücü tabiriyle titreyip kendimize gelmemizi sağlayan bir zamana ihtiyacımız hissedildiğinde kandilleri bu anlamda da önemsiyor olabiliriz. Yani biz bu doğallık içerisinde kendimizi unutuyoruz. Bunu isterseniz farklı bir örnekle açıklamak istiyorum. Bazen zaman zaman sorular soruluyor. Deniliyor ki efendim ölünün 7'si, 40'ı, 52'si olur mu? İşin esasını söylemek lazım gelirse aramızdan ayrılan her kim olursa olsun ilahi adalete, ilahi rahmete, ilahi hidayete erişmiş bir varlık demektir. Dünyayla olan ilişkilerini tamamlamış, Yüce Rabbimize emanet edilmiştir. Artık muamele oranın takdirine kalmıştır. Ama dünya hayatındaki yoğun programlarımız ve bir şekilde geçim telaşelerimiz dolayısıyla rahmetli ne zaman aramızdan ayrılmıştı? 7'si olmuş mu, 8'i olmuş mu, 10'u olmuş mu veya 52'si, seneyi devriyesi bazen unutup gidiyoruz. Ama bir insan olarak onun bir geride kalanı olarak, çocuğu olabilir, yakını olabilir, bir şekilde eşi olabilir, dostu olabilir. Onlara olan ilgimizi, sevgimizi unuttuğumuzda, bu yoğun tempo içerisinde kendimizi bile unuttuğumuz bir dönemde, 7'si deyip hatırlarsak, 40'ı deyip hatırlarsak, 52'si deyip hatırlarsak, seneyi devriyesi deyip hatırlarsak, ne yapmış oluruz? Hayırla yad etmiş oluruz. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam'ın bizden istediği de bu değil miydi? Evet. Ölülerinizi hayırla yad ediniz. Yine ne yapmış oluruz? Rabbimin emrini yerine getirmiş oluruz. Kur'an okuruz. Dualarda bulunuruz. Ve bir şekilde yapmış olduğumuz duaları da merhuma bağışlamak suretiyle onları da bir şekilde mutlu etmenin yollarını aramış oluruz. Bunda sakınca olarak ne var? Bunda rahatsızlık verecek ne var? Hiçbir şey yok bana göre. Yaparsak kar, yapmazsak da bir zararı yok. Şimdi bununla şunu arz etmeye çalıştım. Biz 9 aylık bir süre içerisinde yoğun dünya hayatının stresi, sıkıntısıyla cedelleştik, boğuştuk, bir şekilde yorulduk. Ama hayatta kendimize gelmemize vesile olacak, daha doğru ifadeyle bizi titretecek bir takım yeni aktivitelere, yeni ihtiyaçlarımız olacak demektir. İşte 3 aylar bu genel konseptin adı. 3 ayların içerisinde kutlanacak kandiller de bunların zirveye çıktığı günler olarak çok önem arz etmektedir. Şimdi bakın ben görüyorum 3 aylar başladı diye insanlar da 3 ayların birinci günü yani Recep'in birinci günü oruç tutmaya başlayan kardeşlerimiz var. Kandil günü deyip kandilde oruçlu olarak hazırlık yapan kardeşlerimiz var. Kandil deyip çevresine mesaj çekmek suretiyle onların kandilini kutlayan kardeşlerimiz var. Yoğun hayat temposu içerisinde farklı coğrafyalarda yaşıyor, farklı şehirlerde bulunuyor olabiliyoruz. Bu vesileyle annemizi, babamızı, yakınlarımızı hatırlıyor, onları telefonla aramak suretiyle
onları hatırladığımızı, onlara olan duygusal bağımızın devam ettiğini, onları hatırlamak suretiyle dualarına muhtaç olduğumuzu veya bu güzelliklerden bizlere yansıyacak rahmetin bir şekilde onlara da yansıması gerektiğini paylaşmış oluyoruz. Veya en azından günah işlemeden beri duruyor insanlar. Şimdi tabii işin o aşamasına geleceğiz. Ama netice itibariyle kandil dediğimiz bu günler, 3 aylar dediğimiz bu süreç ne oluyor? Bizi rutinin dışına çıkmak suretiyle yeni bir hayatı algılamamıza, yeni bir takım değerleri sorgulamamıza veya anlamamıza katkı sağlamış oluyor. Şüphesiz bu süre içerisinde de, yani 9 aylık süreyi kastediyorum, bu süre içerisinde de insanız, beşeriz. Bir hoca efendi öyle derdi, insan beşer elbet şaşar, işler hata dörder beşer derdi. Bir sürü hatalarımız olabilir. Nihayet biz kuluz, biz melek değiliz, biz peygamber değiliz. Bu süre içerisinde bir takım eksikliklerimiz olmuş ise, bir takım ihmallerimiz bulunmuş ise veya insan olarak gaflete düşmüş isek, kendimize geldiğimiz zaman ilk akla gelen şey ne oluyor? Geçmişte yaşadıklarımızdan özür dilemek, af dilemek. Şimdi buradaki makam kimdir? Bizi yaratan, bizi yaşatan, bizi rızıklandıran ve yarın bizi huzuruna davet eden o yüce kudret. Evet. Yani Allah. O zaman biz duayı kime yapacağız? O kudretin sahibine. Özürü kimden dileyeceğiz? O kudretin sahibinden. Kimden af dileneceğiz? Gafur ve Rahim olandan, Rahman sahibi olandan. Dolayısıyla ne oluyor? Geçmişe ait bir aklanma arayışı içerisinde bulunuyoruz. Geçmişin sıkıntı, stres, kirlerinden arınma ihtiyacı içinde olduğumuzu hatırlıyoruz. Tabii ki bunları yaparken bir başka şeye daha dikkat ediyoruz. Elbette bu yaptıklarımız yanlıştı. O zaman yanlışın tekrarında bir yarar yoktur. O yanlışın tekrarından kurtulmak, bir şekilde yeni bir hayatı kapı aralayarak içine girmek şeklinde algılanır. O zaman ne yapıyoruz? Biz o günahlardan arınmaya ama yeniden günah işlemeyeceğimiz bir hayatı kendimiz için ilke ve prensip dahiline almaya özen göstermiş oluyoruz. Teknolojik manada resetliyoruz kendimizi. Yani öyle diyebilirsiniz. Şimdi şüphesiz bu gecelerde insanlar ne yapıyor? Ben biraz sonra diğer gecelerimize de geleceğim. Bu gecelerde ne yapıyor insanlar? En basitinden söyleyelim. Öncelikle telefon trafiği, teatisi başlıyor. Mesajlaşma başlıyor. Böylece insanlar arasında bir ünsiyet, bir samimiyet, bir sevgi meydana geliyor. Böylece insanlar birbirleriyle kaynaşmaya, birbirleriyle paylaşmaya, birbirleriyle dayanışma ruhuna kavuşmuş oluyor. Bu insanlık için çok güzel bir şey. Şöyle size ifade edeyim, yine bir farklı örnek gibi algılanacak. Ülkemizde zaman zaman yağmur duasına çıkma ihtiyacı hissedilir, değil mi? Evet hocam. Şimdi yağmur duası niye ihtiyaç olarak görülür? Ürünler yağmur olmadan olmaz. Bu olmadığı zaman kıtlık, açlık söz konusu olur ki bu bir sefalet, bu bir felakettir. Doğal olarak yaptığımız dualarda Ya Rab bizi açlıkla, kıtlıkla, felaketle imtihan etme diye de dua ederiz, değil mi? Evet. Şimdi büyüklerimiz bu duaların makbul olabilmesi, inanç değerlerinin hedefe ulaşabilmesi için önce dua edeceklerin arınma ihtiyacı içerisinde olduğunu bize hatırlatır. Hatta öyle ki küsler barıştırılır, günahkarlar af dilendirilir. O ön hazırlıkta bir takım Kur'an ayetleri, sureleri okunur. Hatta ve hatta yaşlılar, acizler, hastalar, hatta sürülerden yavruları ayrılmak suretiyle bir meleşen ortam meydana getirir ki Rabbimin rahmetine muhtaç olmayan kimse olmadığı mesajı versin. Ama o rahmetin tecelli edebilmesi için o insanların o rahmete layık bir hale gelmesi arzu edilir. Önce kendini arındırıyor insanlar. Şimdi bu incelik şurada gerçekleşiyor. Şimdi biz bu telefon teatileriyle ne yapıyoruz? Bir anlamda
O aramızda kırgınlık olanlar varsa, küslük olanlar varsa, şu veya bu şekilde kul hakkıyla birbirlerimizi ihmal etmiş, ihlal etmiş isek ne yapıyoruz? Alt yapıyı tamamlamış oluyoruz. Dua yapacak bir kılıf, bir zarf, bir ortam hazırlamış oluyoruz. Yine aile büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız, teyzelerimiz, dayılarımız, halalarımız varsa bizim üzerimizde vesayet hakkı olan büyüklerimiz, bunları hatırlıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim insanın Rabbine yönelmesi esnasında çevre faktörlerin de bir şekilde uyum içerisinde olmasını bizlere öngörüyor. O zaman biz dua ile Allah'ın huzuruna çıkmadan önce dünya içerisinde birlikte yaşadıklarımızın sevgisini, sempatisini, ilgisini, duasını kazanıyor. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yüce Rabbim, insanlar arasında bu kadar ilgi ve sevgiye layık bulunan, insanlar arasında bu kadar yaratılandan ötürü yaratana saygı duyanların olduğu bir ortamda rahmetini, merhametini, lütfunu, inayetini, dolayısıyla nimetini ne yapıyor? İhsan etmiş oluyor, esirgememiş oluyor. Şimdi bizler bu gecelerde bana göre oturup bir Kur'an okumak, durup bir kaza namazı veya nafile ibadet etmek, tesbihi ele alıp bir takım evratla, ezkarla, yani zikirle meşgul olmak kadar bu çevre faktörleri de devreye sokmamız lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Yine farklı bir örnek olsun diye ifade edelim. Bizim kültürümüzde ve sağlık bilimlerinde bir çevre hekimliği, çevre sağlığı diye bir takım şeyler vardır. Evet. Bunların amacı nedir biliyor musunuz? Hastalık gelmeden önce bir takım tedbirlerle hastalığı yok etmek. Önleyici hekim. Önleyici tedbirler. Mesela şimdi Anadolu'da Allah vermesin, bütün aramızdan ayrılanlara da rahmet diliyorum buradan. Kene vakası var. Kırım, kanamalı, kango neyse işte o bir hastalık. Şimdi bu çevre felaketi olarak bizi rahatsız ediyor. Eğer siz onu önleyecek bir takım tedbirler alırsanız, o zaman onun zararından siz kendinizi korumuş olursunuz. Tersten bakalım olaya bu sefer. Biz kandil günlerinde veya üç aylar içerisinde çevremizle ilişkilerimizi düzenli hale getirdiğimiz zaman Yüce Allah'ın bize olan ihsanını da doğal olarak kazanmak için bir uygun ortam tesis etmiş oluyoruz. Bu neye benziyor? Yağmur duasına çıkan insanların arınması gibi bir şekilde kandil öncesi veya kandil gecesi öncesi de bir arınmışlık, bir muhabbet ortamına vesile olmuş oluyoruz. Şimdi bu gecelerimizde yapılması gereken işlemler büyük oranda öncelikle temiz bir ruh, temiz bir kalp, temiz bir dima ile Allah'ın huzuruna çıkmak. Bunlar fevkalade önemli hadiseler. Ama bunların bir de manevi, Yüce Allah'ın istediği temizlik vardır ki biz buna taharet ve abdest diyoruz. Yani temizlik. Bu temizlik bir şekilde ibadet edebilmenin ön şartı olması bakımından da ayrı bir önem ifade etmektedir. Bedenen temizlik. Ruhen temizlik kadar bedenen temizlik de evet. Ön plana çıkıyor. Böylece temiz bir ortamda eğer yapabiliyor isek camilerimize gitmek ve cemaat dediğimiz toplumsal birlikteliğin kaynaşmanın nimetlerinden yararlanmak. Bunun şu manada önemi çok fazladır. Cami toplayan demektir. Cemaat bir topluluk olarak ifade edilir. Siz bir kere bu camilere, bu cemaate katılmanız suretiyle ne yapıyorsunuz? Bu çevre faktör olarak algıladığımız insanlarla ilişkilerindeki duyarlılığı en üst düzeye çıkarıyorsunuz. Zaten sevabı da fazla. Bir anlamda da tabii ki sevabı fazla ve sevabının fazla oluşunun hikmeti de budur evet. Zaten. Bir anlamda telefon teatisiyle ulaşamadığınız yerleri veya telefonsuz ulaşabilecek alan olarak gördüklerinizi bu camide bir şekilde ifa etmek durumunda oluyorsunuz. Bunu yaparken de mümkün olduğu kadar sevgili seyircilerimize buradan hatırlatmak istiyorum. Çoluk çocuk buna ilgi duyar isek, çünkü biz insanız,
en az bizim kadar bizim sorumluluğumuz altında olanların da bu insan olma değerlerini hissetmeleri lazım gelir. Evet. Yani bireysel olarak ben bunu anladım, yaptım ve başkasına da anlatırım. Yok. Balı yiyenle tarif eden arasındaki fark gibidir bu. Onlara da balı yedirmemiz lazım. Dolayısıyla cami eğer insanların kaynaşması için bir vesile ise, bir mekan ise, o zaman benim kadar benim sorumluluğumda olanların, benim yanımda bulunanların da bu cami nimetlerinden yararlanması lazım gelir diye düşünüyorum. Bu gecelerde bence en özel taraf kişinin Rabbıyla baş başa kalmasıdır. Şüphesiz ibadetin cemaatle olanlarında rahmet vardır. Ama bazen de şöyle hatırlatalım. İnsanız demiştim ya, bir takım özel günahlarımız, bir takım yanlışlarımız, hatalarımız olabilir. Bunları kamunun huzurunda itiraf etmek, belki de bu suçun, bu günahın yayılması bakımından da negatif bir etki ortaya çıkarabilir. Özendirici. Şimdi biz ne yapıyoruz? Halimizi kimsenin olmadığı bir sükunet ortamında ama mutlak kudretin gözetimi altında olduğumuzu hissederek ellerimizi açıyoruz ve duaya başlıyoruz. Yani halimizi tek anlayacak varlığa. Şimdi bu niye biliyor musunuz? Aynı zamanda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın da sünnetidir. Zira Peygamberimiz Aleyhisselam bazı ibadetleri kamunun tümünün aynı oranda ilgi duyup başaramayacağı endişesiyle evinin hariminde, gizli bölmesinde Allah'ıyla kendisi baş başa kalmak suretiyle yapardı. Buradaki espri şuydu, hatırlarsınız Hazreti Ayşe validemiz kendisinin bu ibadet düşkünlüğünü gördüğünde, ey Allah'ın Resulü, bu kadar kendinizi niye yıpratıyorsunuz? Oysa sizin geçmiş ve gelecek günahlarınız bağışlanmıştı dediğinde, ey Ayşe, Rabbıma şükreden bir kul da mı olmayayım buyuruyor. Şimdi burada demin bir şey söylemiştim. Elbette bizim geçmişte insan olarak peygamberimizden farklı konumumuz dolayısıyla hatalarımız olabilir, yanlışlarımız olabilir, kusurlarımız olabilir. Bunlardan arınma ihtiyacı ve ölüm ötesi hayatın mutluluklarında bu arınmışlığın nimetlerinden yararlanma arzumuz olabilir. Bu gayet doğaldır. Bu gayet de güzel bir duygudur aslında sorarsanız. Ama varsayalım ki böyle bir durum söz konusu değil. O zaman Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu sayısız nimetlere ki Kur'an-ı Kerim'de siz bunları sayamazsınız buyuruyor. Böyle bir nimetlerin var olduğunu ve onlar sayesinde mutluluk denilen nesneden doyasıya yararlandığımızı düşünür isek, o zaman yapılacak işlem onlara şükür borcu içerisinde olduğumuzu unutmamak. Evet. Dolayısıyla duayı aynı zamanda hem bir tevbe hem de nimetlere karşı bir şükrün, bir hamdın ifası olarak yapmak herhalde en doğru olanıdır. Yine kuluz. Eksiklerimiz her zaman vardır. Ben bu konuda herkesi suçlamadan önce kendimi baz olarak alırım. İbadetlerimiz olmuştur, olmamıştır. Olup kabul olmayanları olmuştur. Bunlarla alakalı olarak Allah'ın huzurunda bir şekilde yüzü ak olarak çıkmanın olmazsa olmaz şartı nedir? Onun emirlerine uyum içerisinde ona hazırlanmak ve huzuruna çıkmaktır. Eğer ibadet eksiklerimiz varsa, örneğin namaz, bu durumda yapılacak işlem, dinen bir zaruret olmasa bile, dikkatinizi çekmek istiyorum, Peygamberimizin hayatında bunun uygulamaları olduğu için bir Müslüman olarak namazlarımızı kaza edebiliriz. Eğer varsayalım ki namazımızı kaza etmemizi gerektiren bir boşluk olmasa bile, o zaman bu kıldığımız kaza niyetiyle namazlar aynı zamanda o gece yapılması gereken nafile ibadetler olarak bizim kazanım sayfamıza yazılır. Burada kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Efendim ben bugüne kadar matematik olarak şu yaştayım, şu kadar vakit namaz kıldım, borcumu ödedim. Peki fazlasını kılsanız ne olur? Kerhanesine. Ne kaybedersiniz? Burada yapılacak bir şeyi daha unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbim kendisinin anılması
zikredilmesiyle alakalı pek çok ayeti kerime bulunmuştur. Mesela vezkur rabbeke fi nefsike tadarruen ve hifeten. Bu öyle bir ölçü ki hem yalvarır hem de korkar bir uslupla kendi kendine Allah'ı anman gerektiğini hatırlatıyor. Şimdi bu zaman veya fezkuruni ezkurukum veşkuru li ve la tekfurun. Bir sürü ayet-i kerime var. Siz beni anın ki ben de sizi anayım buyuruyor Yüce Rabbim. Şimdi bu durumda biz Allah'ı anarken şüphesiz lehul esmaül husna diyor Kur'an-ı Kerim. Onun özel isimleri ve güzel isimleri vardır. Bu isimlerden onun adına anmak, bu gecede kelime-i tevhidi tekrar etmek suretiyle onun rızasını kazanmak, bu gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin salavatıyla yad edilmesi bir Müslüman olarak bizim görevlerimizdendir. Bunu şu bakımdan önemsiyorum. Cuma günü din görevlilerimiz hem müezzin hem de imam efendi ortaklaşa bir ayet okurlar. İnna Allaha ve melaiketehu yusalluna alennabi. Ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Şimdi Resulullah Allah ve Resulünün salatu selam ettiği, özür dilerim, Resulullah Allah'ın ve meleklerin salatu selam getirdiği bir yüce değerdir. Şimdi biz insan olarak Allah'ın ve meleklerinin salatu selam getirdiği bir peygambere ihtiyari değil. Yani seçeneğimize dayalı değil. İstersek yaparız, istersek yapmayız. Yok. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. En az onlar kadar bizim de bir iman ehli olarak, bir mümin olarak Resulullah'a salavat-ı şerife getirmemiz tavsiye ediliyor. O zaman bu gecede Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demek hem bir tavsiyeyi, hem bir ilahi buyruğu, hem de bir insanca tavrı ifa etme bakımından önem arz eder. Bizim için şefaate vesile. Tabii ki. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Hem Allah'ı anıyorsunuz, hem Allah'ın dinini size ulaştıran ve sizin için Kur'an'da örnek olarak nitelenen Hazreti Peygamber'i anıyorsunuz. Böylece deyim yerindeyse gemiyi sağlama almış oluyorsunuz. Ama unutulmaması lazım gelen bir husus daha var. Bu gecelerde önemli olan bir husustur bu. Bu gecelerde Allah'ı anmanın en güzel yolu Allah'ın kelamını okumaktır. Evet. Şimdi bizim kültürümüzde kelamı kadim, kelamullah veya Allah'ın kelamı kavramlarını çok duyarsanız, bunların hepsinin muhatabı Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla Allah'ın bir de kelam sıfatı vardır. Kelam, Allah'ın kullarıyla konuşması anlamını ifade eder. Peki şimdi Kur'an'ı siz alın duvara takın. Siz alın çeyizin içerisinde sandığa koyun. Siz çok güzel bir kutu yaptırın, müzeye alın. Yok vitrine koyun. Bunlar okunmadığı sürece, bunlar anlaşılmadığı sürece, bunlar uygulanmadığı sürece o duvardaki kitap, o sandıktaki kitap, o müzedeki, o dolaptaki kitap ne kadar süslü olursa olsun sizin için bir anlam ifade eder mi? Sıradan bir kitap gibi. Hayır. Tam tersi, o kitap insan için aleyhte bir delil vazifesi bile görebilir. İnsan böyle bir konumda bulunmaktan dolayı da yarın huzuru ilahide mahzun ve mahcup konuma da düşmüş olabilir. O zaman bu kitabın eğer duvarda duracaksa, sandıkta olacaksa, bize bir davranışımıza katkı sağlaması mümkün değilse, o zaman bunun eskilerin tabiriyle söylüyorum, kuvveden fiile dönmesi lazım. Teoriden pratiğe geçilmesi lazım geliyor. Ne yapacağız? Kur'an'ı okumaya çalışacağız. Burada şunun altını çizelim. Kur'an'ın Arapça metninin bizatihi okunması bile bir ibadettir. Zira hiçbir Türkçe metin
o ilahi kelamın birebir aynısı değildir. Çünkü Türkçe meal kişilerin yapmış oldukları yorum veya değerlendirme veya tercümedir. Bunlar göreceli olabilir. Nitekim günümüzde bir sürü meal var ve birbirleri arasında küçük de olsa farklılıklar içeriyor ise o zaman hiçbir mealin aslın aynı olmadığı hususunu bilmemiz lazım. Çünkü bir kelime birçok kelimeyi karşılıyor. Dolayısıyla Kur'an'ı okumak bir anlamda kelam sıfatının, Allah'ın kelam sıfatının tecellisine vesile oluyor. Yani deyim yerindeyse Allah bizimle konuşmuş oluyor. Ama şüphesiz Allah'ın ne konuştuğunu anlamıyor isek, o zaman bunu anlayacak bir hale getirmek, bu manada da onun meallerinden, onun yorumlarından ve tefsirlerinden yararlanmak şüphesiz bizim için çok önem arz ediyor. Şimdi bu noktaya kadar pek çok kardeşimiz bu geceleri ihya ediyor. Ancak bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Bütün sizin de işaret etmeye çalıştığınız bu gecelerin bizim üzerimizde bir aksül ameli, bir tepkisi, bir olumlu sonucunun olabilmesi yapılan zikrin, yapılan duanın, kılınan namazın, edilen tevbenin, okunan kelamın bir şekilde bizim tarafımızdan artık uygulanmaya konulması lazım ki o zaman bu yapılan bütün işler bir anlam ifade etsin. Yoksa siz bunların hepsini yapıyorsunuz, bu neye benziyor biliyor musunuz? Şeker var, yağ var, un var ama hepsi duruyor, helva yok. Amaç onu helva yapmak, un olarak durabilir, yağ olarak durabilir. Hatta böyle kaldığı zaman içerisinde un kurtlanır, yağ bozulur. Bir şekilde şeker farklı bir şeye girebilir. Helvaya ulaşamadan helvaya tam madde gider. O zaman bizim amacımız helva yapmak ise o zaman ibadetlerle de biz kendimizi olgun bir Müslüman haline dönüştürmenin yollarını aramamız lazım. Mesela yine bu gece vasıtasıyla benim çok etkilendiğim bir ayeti kerime var. Haşr suresinin 18. ayeti. Orada hitap yine Müslümanlaradır. Bir şekilde Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu ittegullâhe vel tenzur nefsun mâ kaddemet ligadin vettegullâh. Şimdi bizim Türkçemizde takva Allah'tan korkma karşılığı olarak algılanıyor, yorumlanıyor, tercüme ediliyor. Buradaki takvanın özü kişinin Allah'ın istediği bir insan olma özelliğidir. Takvanın özü bu. Yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından uzak duran bir insan demektir. Dolayısıyla biz bir Müslüman olarak bu ayeti kerimeye muhatap olduğumuzu düşüneceğiz ve diyeceğiz ki Cenab-ı Hakk'ın dediğini hatırlayacağız. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Vettegullah, Allah'tan korkun. Yani Allah'ın istediği gibi bir Müslümanım. Vel tenzur nefsun ma kaddemet liqadin. Her biriniz, yani herkes, her insan, her nefis, yarın için ne hazırladığına bir baksın. Vettegullah. Yine Allah'tan korkun. Uyarı şudur. Allah'ın dediği gibi Müslüman olun. Bunun mefhumu muhalifi nedir? Herkesin bir şekilde eksileri, yanlışları, hataları olabilir. O zaman o çizgiye gelin. Yine bir ayeti kerime var hatırladım şu anda. Ya eyyühellezine amenu. Sonra hatırlayayım isterseniz. Şu anda biraz şey yaptı. Her Müslümanın olması gereken Müslüman tavrında olması gerektiğini, yani bir Müslümanın Müslüman gibi davranması adına gerektiğini, adına yakışır gibi, hatta Allah'ın huzuruna giderken bir Müslüman olarak ölmek durumunda olduğunuzu hatırlayın. Son nefesi de o şekilde. Ya eyyühellezine amenu ittegullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Yani siz Müslümansınız ama bir de bir Müslümanca tavır ortaya koymalısınız manasınadır. Nasıl bir Müslüman olması gerekiyorsa öyle olun.
Asıl Allah'a kulluk etmeniz gerekiyorsa öyle olun. Siz kendinizi iyi Müslüman sanırsınız ama bu uygulaya geldiğiniz hayat tarzı içerisinde Allah'ın koyduğu çizgileri aşmış, Allah'ın rızasının dışına taşmış olabilirsiniz. Ya eyyühellezine amenu ittegullaha hakka tugatihi. Nasıl olmanız gerekiyor? Ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Sakın ola ki Müslüman olarak ölmenin dışında bir seçenek durumuna düşmeyin. Bunun mefhumu muhalifi nedir? İnsan kendisini Müslüman hissettiği halde bir Müslüman olmama gibi bir ihtimalle de Allah'ın huzuruna, Allah korusun, çıkabilir demektir. Yani hayatının bir anı değil de tüm anı ve her saniyesi, her salisesi Müslüman olarak. Her hal ve şartta Allah'ın gözetimi altında olduğumuzu, onun rızasını kazanmak konumunda olduğumuzu, onun nimetlerine şükretmek durumunda olduğumuzu bileceğiz, bu bir. İkincisi, her hal ve şartta bir nefis taşıdığımızı, nefis taşımaktan kaynaklanan eksiklerimizin, yanlışlarımızın bulunabileceğini, bu yanlışlardan ve eksikliklerden kurtulabilmek için tevbe kapısının açık bulunduğunu ve bu açık kapıdan her zaman girmek suretiyle Allah'a yönelip ondan bağışlanma talebimizin olması gerektiğini unutmamamız lazım gelir diye düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi ne oldu? Bu geceler bir bütün olarak bizi Allah'ın arzuladığı, Allah'ın emrettiği bir Müslüman konumuna getirmeye vesile oluyor. Şimdi bunun yapılmasında bizler için çok güzel örnekler var. Nitekim geçmişten bugüne de kültürümüzde bu milletten Allah razı olsun canlı birer örnek olarak yaşatma ruhunu bize aşılamıştır. Bunun dini eğitim almayla almama arasında hiçbir ön yargısı da yoktur. Toplumun bütün bireyleri bu gece kutsaldır diyerek sebebini bilmeden, dayanağını bilmeden, hikmetini bilmeden Allah'ın bir kulu olarak buna ön hazırlık yapma gayreti içerisine giriyor. Şüphesiz bunu bir oruçla ön hazırlık aşaması olarak yapmak bir anlamda şudur. Halk arasında yine bir söz vardır. Allah bizi açlıkla imtihan etmesin. Hakikaten nefsi terbiyede pek çok araçlar kullanılabilir. Ama bunların en etkili olanlarının başında mutlaka ve mutlaka açlıkla terbiye geliyor. Şimdi geçmişten bugüne riyazet dediğimiz bu olayın bugün kilo vermek için bir şekilde farklı diyetler uyguladığını düşündüğümüzde onların bedeni kilolarından hafifletmek için bu yola başvurduklarını düşünürsek insanın da günahlardan arınmak için böyle bir egzersize ihtiyaç olduğu örneğini vermek herhalde çok yanlış olmasa gerek. Manevi kirlerden kurtuluyoruz. Bir anlamda şimdi ne yapıyoruz? Bunu yaparken oruç tuttuğumuz an paramız vardı. İmkanlarımız vardı. En lüks yemekleri en pahalı yerlerde yiyebilecek durumdaydık belki de. Ama o bir günlük riyazet, açlık bile siz Allah'a huzur ve huşu içerisinde ibadet edecekken o toplumun içerisinde sizin gibi olmayanların bu geceye ulaştıkları halde sizin kadar manen ve maddeten rahat içinde bulunmayanların olduğunu hatırlıyorsunuz. Şimdi buna ne deniliyor? Kişinin kendisini tanıması, empati mi deniliyor? Siz karşı tarafı tanıma imkanı buluyorsunuz. Kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Kendinizi onun yerine koyuyorsunuz. Bu çok önemli bir hadise. O zaman varsa hayatınızda davranış bozukluğu olarak yanlış, varsa harcamalarınızda davranış bozukluğu olarak fazla, varsa kişisel ilişkilerinizde havalanma, böbürlenme, gururlanma veya bir takım davranış bozuklukları ne yapıyorsunuz? Bunlardan da kendinize çeki düzen veriyorsunuz. Böylece işin fiziki tarafı da, ruhi tarafı da bir mükemmele doğru gidilmiş oluyor. Bu kandil gecelerinden kısaca diğerlerine de bahsedeyim isterseniz. Evet hocam. Yürü. Bizim kültürümüzde bu kandiller Miraç gecesi, bir diğeri de ileride de inşallah fırsat olur bunları ayrı bir program yaparız diye düşünüyorum. Berat gecesi. Berat gecesi. Kadir gecesiyle inşallah daha ileride daha ayrı bir program yapacağız diye i̇nşallah. Düşünüyorum. İnşallah Rabbim o günlere bizi nasip etsin.
Şimdi Miraç gecesi bu bağlamda çok önemli bir gece. Niçin biliyor musunuz? Miraç ne demekti önce? Miraç asansör demek. Yükselme diye biliyorum. Bir yükselme. Bizim bildiğimiz alanın dışına çıkma alanı olarak ifade edilir. Oysa İslam kültüründe İsra en az Miraç kadar önemli bir peygamberi mucize olarak ifade edilir. O zaman her ikisi birlikte İsra ve Miraç bir gecede peygamberimize ihsan edilen nimet olarak ifade edilir. Şimdi İsra ne biliyor musunuz? İsra Kur'an'ın ifadesiyle İsra suresindeki belirtilen şekliyle Sübhanellezî esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksellezî bârekna havlehu linuryehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr. İsra suresinin ilk ayeti. Şimdi burada Cenab-ı Hak buyuruyor ki Peygamberimiz aleyhisselam gecenin bir kısmında ne yapılıyor? Mescid-i Haram'dan yani Mekke-i Mükerreme'den Mescid-i Aksa'ya yani Kudüs'e getirilmiş oluyor. Gecenin bir kısmında Sübhanellezî esra bi abdihi leylen. Yine kulumuz Kulum, Muhammed. Kulumuz Muhammed evet. Minel Mescid-il Haram ilel Mescid-il Aksa. اَلَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا Biz bunların her ikisinin de çevresini mübarek kıldık. Ona da bir takım insanlığın görmesi gereken, bilmesi gereken ibretler, hikmetler vardır. Kulumuz Muhammed'i oradan alıp buraya getirdik ki buradaki ibretleri, hikmetleri de görsün. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hac'la alakalı olan ayeti kerimede de Mekke için benzeri ifadelerde bulunulur. İnne evvele beytin vud'a linnâsi lellezî bi Bekke'te mübareken ve huden lil âlemin fîhi âyâtun beyyinâtun. Orada da ayet kavramı, deliller, ibretler, hikmetler kastedilir. Şimdi Peygamberimiz buraya kadar geldi. Buna İsra diyoruz. Gece yürüyüşü kelime. Gece yürüyüşü de diyebilirsiniz buna. Buradan bizim bilmediğimiz alemlere gitmesi, beşeriyet aleminin dışına çıkması hadisesine de Miraç deniliyor. Boyutlar ötesi geçiş. Bu Miraç, şimdi bazılarının aklına yatmıyor, yatmayabiliyor. Veya Kur'an-ı Kerim'de şu kadarı var da gerisi yok gibi değerlendirilebiliyor. Necm suresi ayeti kerimeleri, surenin ilk başındaki ayetlerden bahsedildiğinde insanlarımız görecek ki Hazreti Muhammed'in öylesine yüksek bir makama çıktığı, öylesine bir yüce makama çıktığı ifade edilir ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kabe kavseyni ev edina yani iki parantez düşünün ikisi sanki birbirine deyiverecekti. O kadar yaklaşık. İnde sidretil münteha en son varılması gereken ki meleklerin bile varamadığı bir alan olarak Cebrail ifade edilir. Oraya kadar geliyor bildiğim kadarıyla. Şimdi Miraç hadisesi her şeyden önce bir mucizedir. Bunun bilinmesi lazım. Mucize, karşı taraftakini aciz bırakan olay demektir. Dolayısıyla insanlarımız bu acziyeti hissettiği an muhatabına teslim olmak durumundadır. Peygamberimiz aleyhisselam, muhterem validemiz ve muhterem eşleri Hazreti Hatice validemizin ve aynı sene yine Hazreti Ali Efendimizin babası Ebu Talib'in ki bunlar hayatta peygamberimizi en fazla sahip çıkan insanlar olarak nitelenir. Aynı senede vefatı senetül hüzün, üzüntü yılı anlamına gelmesine vesile oldu o yılın. İşte böyle bir üzüntü ortamından manevi bir lütufla kurtarılması ve bir beşerin ulaşamayacağı bir alana onun taşınması suretiyle Rabbim onu ne yaptı? Ödüllendirdi, nimetlendirdi. Ve böylece orada Peygamberimize bir takım imkanlar bahşedildi, bir takım nimetler ihsan edildi ve böylece Peygamberimiz insanlar arasına aynı gece geri döndü. Şimdi burada çok fazla detaya girmedim sanıyorum zaman sıkıntınız var. Şimdi burada ifade edilen husus şudur. Bir Hazreti Ebu Bekir teslimiyeti Müslümanın sıfatı olarak düşünülür. Çünkü iman kuşkuyu kabul etmez. Eslim teslim yani Müslüman teslim olan anlamına gelir. Peygamberi Zişan yani Yüce Peygamberimiz
ben bu gece İsra olayını yaşadım dedi ve Kur'an-ı Kerim bunu ifade etti. Ben Miraç'a çıktım dedi ve Kur'an-ı Kerim bunu teyit etti. Varsayalım ki böyle bir şeyi Kur'an bile teyit etmese bile, ki Kur'an'da delillerini az önce ifade ettim, Peygamberimiz Aleyhisselam bunu söyledi ise, peygamberlerin bir sıfatı vardır ki hepsinin ortak sıdk, yani doğru olmak, doğru sözlü olmak, el emin, güvenilir olmak demektir. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu sıfatla daha peygamber olmadan öncesi de vardı. Şimdi o zaman Hazreti Ebu Bekir'in teslimiyetini yaşamak en doğru olanı. Sıddık sıfatını da orada aldı galiba. Evet. Dedi ki kuşkuya mahal yok. Bunları söyleyen Hazreti Muhammed mi? Evet. O zaman ben onların hepsini baştan kabul ettim dedi. Dolayısıyla bu gecede de yine aynen de gayb kandilinde olduğumuz gibi bir hazırlık. Yine bu gecenin manevi nimetlerinden yararlanma konusunda bir gayretimizin olması gerekiyor. Bir diğer hususta Şaban ayının ortasında dikkat ederseniz böyle bir periyotlar silsilesi bir beraat adı üstünde arınma kurtuluyor. Bu konuyla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselam'dan pek çok rivayetler geliyor bize. Hatta kesretten kinaye tabiri edilir. Bu gecede dua edip de duası kabul olanların sayısı Beni Kelp kabilesi koyunlarının tüyü sayısından fazladır. Bu ne demektir? Bu koyunların tüyü zaten sayılmaz. Koyunların kendinin sayısı bile biraz mütem, muğlak bir ifadedir. Dolayısıyla dua eden herkesin duası kabul olunur. Burada şunu ifade etmek durumundayım. Bana birazcık süre verin. Buyurun hocam. Şimdi biz bu gecelerde duamızın kabul olabilmesi için öncelikle Allah'ın rızası istikametinde bir kul olmamız lazım gelir. Yani şüphesiz af, şüphesiz tevbe yapılan günahların arınması için bir vesiledir. Ancak Müslüman öyle bir Müslüman olmalıdır ki dua ettiğinde duası kabul edilebilecek bir altyapıyla da Allah'ın huzurunda bulunması lazım gelir. Özellikle anne ve babalarla alakalı olarak özel bir uyarıda bulunulur. Yine insanların günah-ı kebair dediğimiz büyük günahlardan arınmasının bu gecede bağışlanacaklar için fevkalade önemli bir uyarı niteliği taşıdığı bizlere vurgulanır. Ama her ne hikmet olursa olsun bu gecenin özelliği bir yıllık envanterin bir yıllık bilançonun gerçekleştiği andır. Geçmiş ibra ediliyor, gelecekle ilgili bir beyaz sayfa açılıyor. Yeni sayfaya döküyoruz. Cenab-ı Hak hepimizin, bütün Türk İslam aleminin kandillerini mübarek etsin. Bunu bizlerin bireysel arınmamıza, toplumsal huzurumuza, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Herkesin kandilini ve herkesin üç aylarını bu vesileyle tebrik etmiş oluyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben de hepimizin Hazreti Ebu Bekir sadakatiyle Allah-u Teala ibadet etmeyi ve günahlarımızdan arınmayı temenni ediyorum. Sevgili seyirciler, üç ayları konuştuk bugün hocamızla. Hepinize teşekkür ediyoruz. İyi günler.